Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda iki konu birden işleyeceğiz. Önce belgemizi alalım ve daha sonra da ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak bir vatandaşlık görevidir. Çünkü satın aldığımız ürünler için ödediğimiz paranın bir bölümünü vergiler oluşturur. Bu vergilerin devlet hazinesine ulaşması, biz vatandaşların fiş veya fatura istemesiyle mümkündür. Çünkü alışveriş sonrasında alacağımız belgenin üzerindeki miktar yazar kasa aracılığıyla kayıtlara geçer. Devlet de bu kayıtlar üzerinden vergi toplar. Fiş veya fatura alınmadığında satış işlemi kayıtlara geçmez. Bu da devlete ödenmesi gereken paranın satıcının kasasında kalması ve vergi gelirlerinin azalması anlamına gelir. Satın almayı düşündüğümüz ürünlerin garanti belgesinin olup olmaması da önemlidir. Garanti belgesi dayanıklı tüketim malları için düzenlenir. Bu belge ait olduğu ürünün belli bir süre içinde bozulması halinde tüketicinin zarar görmesini engeller. Böyle bir durumda o ürünü üreten firma dürüst ve adil olma ilkesi gereği ürünü ya tamir eder ya da yenisiyle değiştirir. Eğer bunlardan hiçbirini yapmazsa garanti belgesiyle birlikte tüketici sorunları hakem heyetine başvurma hakkımız doğar. Heyet gerekli incelemeleri yaptıktan sonra haklılığımızı kabul ederse zararımızı giderir. Bu konuştuklarımızdan başka bilinçli tüketicilerin önemli özelliklerinden biri de reklamların etkisinde kalmamalarıdır. Çünkü firmalar reklamlarda ürünlerini çok satmak için sadece ürünlerin iyi yönlerini gösterirler. Bu yüzden bir ürünün sadece reklamına bakılarak satın alınması doğru bir tüketici davranışı değildir. Ayakkabı, kazak, gömlek, pantolon, çanta gibi ürünleri mutlaka yetkili satıcılardan almalıyız. Ayrıca bu ürünlerin etiketlerini mutlaka incelemeliyiz. Sağlığa zararlı maddelerden yapılıp yapılmadıklarını kontrol etmeliyiz. Ve son olarak etiketlerinde bulunan kullanımlarıyla ilgili uyarılara dikkat etmeliyiz. Diğer konu başlığımız olan ayağımızı yorganımıza göre uzatalıma geldik. Şimdi çocuklar burada önce bütçenin ne olduğuna bir bakalım. Bütçe paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Aile bütçesi ise ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listedir. Peki gelir ne demek, gider ne demek? Şimdi buna bir bakalım. Gelir kısaca çocuklar kazanılan paradır. Gider de harcanan paradır. Yani giden para. Biri geliyor, biri de gidiyor. Bütçe gelirlere göre hazırlanır. Yani kazandığımız paraya göre. Her ailenin gelirine göre hazırlayacağı bir bütçesi olmalıdır. Aile bütçemizi hazırlarken gelir ve giderlerin denk olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer harcamalarımız yani giderlerimiz gelirimizden fazla olursa borçlanmak zorunda kalırız. Bu nedenle bütçemizin giderler bölümünde ev kirası, yakıt, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Burada bir ailenin aylık bütçesini görüyoruz. Şimdi bunu hep beraber bir inceleyelim. Bu ailenin toplam geliri 5300 TL. Annenin maaşı 2100, babanın maaşı da 3200 TL. O yüzden toplam 5300. Burada da ailenin giderleri var. Kira, mutfak, yakıt, elektrik, su, ulaşım, taksit, giyim, telefon, eğlence ve diğer giderler. Bunların hepsi toplandığında toplam gider 4820 TL oluyor. Gelir kaç TL'ydi?
5.300, giderler de 4.820, kalan para 480 TL oluyor gelirden gideri çıkardığımız zaman. Her şey yolunda giderse bu ailenin aylık bütçesine göre 480 TL bir para kalıyor. Bu parayı da hiç hesapta olmayan acil ihtiyaçlar için kullanabilirler ya da biriktirebilirler. İnsanların bütçelerini yapıp doğru yönetebilmeleri çok önemli bir beceridir çocuklar. Sizler de eşyalarınızı, araç gereçlerinizi dikkatli ve özenli kullanarak aile bütçenize katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca israftan kaçınarak almak istediğiniz şeyin ihtiyaç mı, istek mi olduğunu belirleyerek ailenize katkıda bulunmuş olursunuz. Böylece iki konuyu da anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.